5. menakıb İstanbul'da Mustafa Paşa Camii'nde halka nasihat eden Sümbül Efendi seccadesinde halife olan Hasan Efendi rahimehullah rivayet eder. Arabistan'da seyahat ederken Haseni Basri kuddises sırru hazretlerinin mezarını ziyaret etmek niyetiyle Basra'ya vardım. Hacı Ahmet derler bir mümin, muvahhid kimsenin odasına misafir oldum. Birkaç gün orada misafir kaldım. Konuşma esnasında Hacı Ahmet hikaye eyledi ki, şehrimizde Yahya adlı bir imam var idi. Gayet ilm ve söz sahibi bir kimseydi. Lakin rafizilerden idi. Defalarca Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömerül Faruk ve Hazreti Osman bin Affan radıyallahu teâlâ haklarında nice uygunsuz sözler işittik. Ama gelen paşaların koltuğuna girmekle, onlar ile iyi geçinmek ile, kimse ona bir şey yapmaya cüret edemezdi. Onların ona zararı olmazdı. Hatta bir gün paşaya benden şikayet eder. Benim onun ardında namaz kılmadığımı, Müslümanları onun arkasında namaz kılmaktan, ona uymaktan men ettiğimi söyler. O da beni çağırıp, niçin imama uyarak namaz kılmazsın? dedi. Ben de dedim ki, sultanım, ahvanine vakıf olduğum için uymuyorum. Paşa, itap tarikiyle, azarlama yoluyla dedi ki, elbette uyup namaz kılmalısın. Yoksa sen bilirsin, halini perişan ederim. Ben dedim ki, sultanım, göz göre göre kişi kendini ateşe bırakır mı? Bir kimsenin ahvalini bildikten sonra o anda başımı dahi kessen ona uyup iktida edip namaz kılmam dedim. Dışarı çıktım. Birkaç günden sonra bir gün çarşıda otururken o Rafizi imam Yahya'yı gördüm. İmam durmayıp yüksek sesle çağırıp "Yanıma gelin Müslümanlar!" diye seslenir. Aceleyle Acaba ne haber var diye yanına vardık. Gördük ki avucu içine dişlerini doldurmuş. Ne oldu diye sual ettik. Cevap verdi ki bunlar ağzımda olan dişlerimdir. Bu gece rüyamda gördüm. Kıyamet kopmuş. Bana da susuzluk arız olmuş ki helak olmak üzereyim. Ölmek üzereyim. Mahşer yerine giderken bir büyük havuz gördüm. Kenarında yaşlı nur yüzlü biri durur. Gelip geçenlere su ulaştırır. Yanına vardım. Sual ettim ki, sen kimsin? Ebu Bekir Sıddık kim? Radıyallahu an dedi. Ben dedim ki, dünyadayken ben seni sevmezdim. Suyundan da içmem. Sonra havuzun bir tarafını dolaştım. Uzun boylu, salabetli, sağlam ve mehabetli, heybetli sultan durur gelenlere su ulaştırır. Yanına varıp dedim ki, sen kimsin? Dedi ki, Ömerül Farukum, radıyallahu anh. Ne dünyadayken severdim, ne şimdi. Suyundan içmem deyip, havuzun bir tarafını dolaştım. Gördüm ki bir alim ve selim, bir pir mübarek durur. Gelene ve gidene su ulaştırır. Nur yüzünden ışık vurur. Yanına varıp dedim, sen kimsin? Ben Osman-ı Zinnureynim. Radıyallahu an. Ben dedim, seni dünyada sevmezdim. Suyundan da içmem. Havuzun o köşesini de dolaştım. İri yapılı, orta boylu, uzun sakallı ve şecaat ve mehabetli, heybetli ve cesaretli bir sahibi saadet su ulaştırır. Havuz kenarına yanına vardım. Dedim ki, sen kimsin? Dedi ki, Ali Yülmürtedayım an ben hemen mübarek ayaklarına düşüp yüzümü ve gözümü sürdüm dedim ki sultanım medet bana bir içim su ihsan et ki gayet susamışım buyurdu ki yukarıda benim kardeşlerime rast gelmedin mi ben dedim evet rast geldim lakin ben onları sevmiyorum sularını da içmedim seni severim suyundan içmek isterim deyince İmam Hazretleri radıyallahu teala benim suratıma bir tokat vurdu ki o ızdıra bile uyandım. Bütün dişlerim avucumun içine düştü. Ey Müslümanlar, bu ana kadar dalalet yolundaydım. Allahü Teala'ya hamdolsun ki Allahü Subhanahu ve Teala şimdi hidayet edip doğru yola kavuştum deyip, Cihar Yarıgüzin'in muhabbetini kalbinde ihlas ile yerleştirdi. Rübayı. Gördüğü rüyada ki döküldü bütün dişleri, saadet yolunu buldurdu dökülen bu dişleri. Zebaniler ona ateşi hazırlamışlar iken böylece kurtuldu o elim ateşten.